Arkadaşlar soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bazı akın her kahramanı hırsı ve iktidar düşkünüdür. Gece güce duyduğu hırslı özlem içini yakar kavurur. Hiçbir şey ona yetmez. Kahramanların hepsi duyumsuzdur. Hepsinde bir Napolyon mizacı vardır. Dostoyevski'nin kahramanları da, kahramanları da ateşli coşkuludur. İradeli dünyaya karşı çıkar ve en muazzam doyumsuzluk içinde gerçek yaşamla hakiki yaşama uzanır, vatandaş ve insan olmak istemezler. Bazı akım bir kahramanı dünyayı boyunduruk altına almak ister, Dostoyevski'nin kahramanı ise onu alt etmek. Arkadaşlar baktığımız zaman yazarın bakış açısını yansıttığı için öznerlik söz konusudur. Karşılaştırma yapılmıştır arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar en muazzam sözcüğü üzerinde gittiğimizde B seçeneğimize doğru. Nitelik bildiren sözcükler daha çok biz bunun üzerine gidebiliriz arkadaşlar. Sıfat üzerinde gittiğimiz zaman hırslı ve iktidar üzerinde geçebiliriz. Hırslı özlem için dediğimiz zaman C seçeneğimizde doğrudur. Saptamalarda bulunulmuştur. Arkadaşlar son cümle üzerinde baktığımız zaman Balzac'ın bir kahramanı dünyayı boyunduruk altına almak ister. Dostoyevski'nin kahramanı ise onu alt etmek üzerine. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla tahmin söz konusunu ifade eden bir kullanımı cümle içerisinde baktığımız zaman paragrafta bulamıyoruz. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. 22. soruya gelelim arkadaşlar. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk geleneklerinde doğanın özellikle ağacın önemli bir yeri vardır. Ağacın önemli bir yeri vardır. Eski Orta Asya Türkleri Tanrı'nın yarattığı 9 insan cinsini 9 dallı bir ağacın her bir dalı altında barındırdığına inanılır. Arkadaşlar Tanrı'nın yarattığı üzerinde o zaman düşündüğümüzde oraya bir inanç anlamında bir değer yüklendiğini görebiliriz. Dede Korkut hikayelerinde Yunus Emre, Pir Sultan, Abdal gibi ozanlarımızın şiirlerinde doğa ve ağaç sevgisine büyük önem verilir. Ağaç sevgisini örneklendiren bir kullanımı görürüz arkadaşlar ilgili kişiler üzerinde. Ahmet Haşim'den başlayarak Oktay Rıfat, Cahit Külebi, Halikarnas Balıkçı gibi arkadaşlar modern sanatçılarımızın da doğa temasını özenle işledikleri ve bu temanın zaman içerisinde devam ettiği üzerinde ifade edildiğini söyleyebiliriz. Doğa edebiyatta inanca kadar Türk kültürüne yerleşmiş bir konudur. Seçeneklerimizi arkadaşlar bulabiliriz arkadaşlar. Tanrı'nın yarattığı 9 ...insan üzerinde hareket ettiğimizde o seçeneğine ulaşırız. Ve seçeneğimize modern Türk edebiyatının bazı temsilcileri eserlerinde doğa konusunu işlemiştir. Ahmet Haşim arkadaşlar, Oktay Rıfat ve devam eden sanatçılar bu paralelde örneklandırmıştır. İnanç kültürüyle edebiyatın kesiştiği noktalar var mıdır? Var arkadaşlar. İnanç ile eser üzerinde, tema üzerinde bir bağlılık söz konusu olmuş. Doğa konulu eserler geçmişten günümüze güzelliğini korumuştur. Devam edelim. İnanç kültürümüzde belli motiflere, doğa sevgisine dayanması, ama güzellik konusu üzerinde herhangi bir kavrama ulaşamadığımız için doğru seçeneğimiz D olacak arkadaşlar. 23. Soruya gelelim arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlara göre dille ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez? Olumsuz soru kökü üzerine gidelim arkadaşlar. Dil kullanıldığı sürece pasını silecek asırların rengini. Bakın kullanıldığı sürece pasını silecek diyorsa gelişmesiyle ilgili bir durum. Asırların renginin, kokusunu, tadını, zevkini, hüzün ve neşesini yudum yudum içen her sözcük sahip olduğu bütün güzelliklere insanlara sunma imkanları böylelikle kavuşacaktır. Yani dil dönem içerisinde kullanım özellikleri içerisinde özelliği geliştirecek, yenileyecek bir e, mantığı yüklediğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde dil canlı bir varlık olması. Eğer bir canlı varlıksa sürekli kendini yenileyen bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla da her zaman ve her zeminde kendisini yenileyecek kelimeler alıp kelimeler atacaktır. Bakın bu da önemli. Alıp zamana göre e, herhangi bir e, sadece sabit bir nokta üzerinde kalmayacak değişim söz konusu olacak. Bu dilin doğal halidir dedik. Seçeneklerden bakalım. Kullanılmayan dil zamanla canlılığını yitirir mi? Çünkü sürekli kullanma üzerine devam ediyoruz. Ve seçeneğinde dil kullanıldığı toplum özelliklerini taşır. C seçeneğinde dilin doğal gelişimi sınırlanamaz. D seçeneğinde sanatçılar zaman zaman dile yeni sözcükler kazandırabilir. E dil kendi gelişimini ve değişimini kendisi belirler. Arkadaşlar Asya içerisinde kullanılmayan dil zamanla canlı yitirir mi? Evet arkadaşlar. Dil kullanıldığı toplumun özelliklerini taşır dediğimiz zaman. Dilin doğal gelişimi sınırlanamaz. Dil sürekli kendini geliştiren bir özellik söz konusudur. Sanatçılar zaman zaman dile yeni sözcükler kazandırabilir. Arkadaşlar yeni sözcükler kazandırabilir baktığımız zaman aynı şekilde dil canlı bir varlık olması dolayısıyla da her zaman ve her zeminde kendisine yenileyecek kelimeleri alıp kelimeler atacak. Bu dilin doğal hali üzerinde söyleye biliriz. Dil kendi gelişimini ve değişimini kendisi belirler. Yani sürekli bir hareketlilik söz konusu varsa o zaman seçenekler üzerinde e seçeneği üzerinde gidebiliriz. Dil kullanıldığı toplumun özelliklerine baktığımız zaman toplumla ilgili bir özellik baktığımız söz konusu değil. Asırların rengini, kokusunu, tadını, zevkini, hüzün ve neşesini yudum yudum için her sözcük sahip olduğu bütün güzellikleri insanlara sunma imkanını imkana böyleyle kavuşacaktır. Sanatçılar Zaman zaman dile yeni sözcükler kazandırabilir. Aynı şekilde dil canlı bir varlık olması dolayısıyla da her zaman ve her zeminde kendisini yenileyecek, kelimeler alıp kelimeler atacaktır. Bu dilin halidir arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar, dilin kullanıldığı toplumun özelliklerini taşıyan. Şimdi toplumun özellikleri üzerine bakarsak arkadaşlar, asırların rengini Kokusunu, tadını, zevkini, hüzün ve neşesini yudum yudum içen her sözcük sahip olduğu bütün güzellikleri insanlara sunma imkanını böylelikle kavuşacaktır dediğimiz zaman bunun üzerinde söyleyebiliriz. Sanatçılar zaman zaman dile yeni sözcükler kazandırabilir seçenek üzerinde baktığımız zaman bunun üzerinde bir fikir anlamda seçenekler üzerinde ulaşamayacağımızı söyleyebiliriz. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerde hangisi getirilemez? Her mesleğin kendine özgü aşamaları evreleri vardır bilirim. Yazarlık yerine marangozluğu tercih etmiş olsaydım kimin hangi ustanın yanına girdiğimi, uzun yıllarımı bu işe verdiğimi, nasıl ustalığa eriştiğimi ballandıra ballandıra anlatırdım. Tartışmasız bir yazarın da bir çıraklık dönemi olmuştur çünkü diye devam ediyor. Söylenemez. bire kendi kişiliğinizin damgasını taşıyan ürüne sahip olamıyorsunuz. B seçeneğinde yazarlık alanında çabucak usta olunmuyor. C seçeninde bu düşünüldüğü kadar kolay değildir. D seçeneğinde yazar olunmaz yazar olarak doğar insan. E seçeneğinde yeteneğin yanında sürekli uğraşan. Evet arkadaşlar baktığımız zaman sürekli gelişen, yenilenen ve çaba gerektiren bir durum söz konusu. Oysa D seçeneğinde baktığımız zaman arkadaşlar yazarlık doğar ifadesiyle yetenek üzerinden bahsettiği için D seçeneği olacak. Evet bir devam edelim arkadaşlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A seçeneği üzerinde bir seçeneklere bir bakalım arkadaşlar. Hayatımızın her alanda gerçekleştirdiğimiz durumlar için bir bahanemiz var. Biz anahtar kelimelerin üzerinde bakalım, bahanemiz var. B seçeneğinde düşünceyi gerçekleştiremedikten sonra salt düşünmek bir işe yaramaz arkadaşlar. Sadece düşünmek bir işe yaramaz. Ne olması lazım arkadaşlar? Gerçekleştirmek gerektiğini ifade ederiz. C seçeneğinde başarılı insan zihnindeki gerçek hayata geçirebilen insandır. Başarılı insan zihnindekini gerçek hayata geçirebilen yani uygulama açısından ifade etti. D seçeneğinde kendimizden ödün vermemiz gerekirse gerekse bile başarıya giden yolda fikirlerimizin canlı bir şekilde var olmasını sağlamalıyız arkadaşlar. Başarılı sonuçlar güzel düşüncelerden doğal. Başarılı sonuçlar ve güzel düşünce üzerinden bakalım arkadaşlar. Bir tekrardan dönelim. Düşünmek başka şey, onu gerçekleştirmek için harekete geçmek başka şey. Evet, yani ikisinin farklı olduğundan ...bahsedildiğini görebiliriz. En güzel düşünceler bile gerçek olmadan bir anlam taşımıyor. Yani onun somutlaştırılması gerekiyor arkadaşlar. Sanıyorum, ikinci cümlede sanıyorum insan başarısının temelinde yatan eksiklik de buradan gelir. Yani onu sadece düşünmekle değil de somut bir hayata taşımayla ilgili bir durumdan bahsedildi. 3. cümlemize söz gelimi birçoğumuz düşünüyoruz ama bu sadece düşüncede kalıyor. Yani düşünmeyle yeterli olunmadığını ifade etti Dördüncü cümlede sıkışınca da kitap okumak için zaman bulamıyoruz gibi bir savunma yaparak bunu geçiştiriyoruz. Yani yine aynı mantık üzerinde uygulama açı açısından, değer yükleme açısından, somutlaştırma açısından herhangi bir çabaya girmediğiyle ilgili bir yargı söz konusu. Beşinci cümlede bu gerçek yaşamımızın birçok alanında geçerli, devamlı olan bir durumdan bahsetti. Altıncı cümlemize düşündüğümüz doğrulara hayat hakkı tanıma iradesi. Hayat hakkı yani uygulama seviyesi üzerine ifade edebiliriz arkadaşlar. Yedinci cümlemize baktığımız zaman tabi bu fedakarlık ve sabır işidir. Evet baktığımız zaman aslında düşüncenin sürekli uygulanabilir, uygulanması ve somut yaşantılar üzerine şekillenmesi gerektiği hakkında bize bilgi verdi. Şöyle arkadaşlar baktığımız zaman seçenekler üzerinde anahtar kelimelerimiz ifade ettiğimizde e seçeneğimize baktığımız zaman başarılı sonuçlar güzel düşünme. Hayır arkadaşlar düşünmeden ziyade ne olması lazım? Uygulama olması gerekir. Doğru cevap o zaman e seçeneği olacak arkadaşlar. 26. soruda numara almış cümlelerden hangisi de bir çıkarım cümlesidir arkadaşlar. Şöyle bir dönelim tekrardan metine. Birinci cümle, evet en güzel düşünceler bile gerçek olmadığı anlam taşımıyor. Sanıyorum insan başarısının temelinde yatan eksikler de buradan geliyor. Evet arkadaşlar çıkarım üzerine baktığımız zaman kişi okuduktan sonra onunla ilgili fikir ileri yürütüyorsa ki sanıyorum bu da kişisel anlamda bir yargı ifade etti. İnsan başarısının temelinde yatan eksikler de buradan gelir derken ikinci cümle içerisinde arkadaşlar bir çıkarımdan bahsedildiğini söyledi söyleyebilirim. Seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B olacak. 27. soruya bakalım arkadaşlar. Bu parçada Dede Korkut hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Batılı ve Doğulu Türkologlar tarafından Türk dilini en güzel ve en dikkate değer eserlerinden biri kabul edilir. Bakın Batılı ve Doğulu sadece bir e, Türkolog üzerine gitmiyor. Türkologlar ifade etti. Bir de dikkate değer eserlerinden biri kabul edilir. Hangi yönden? Türk dilinin en güzel ve en dikkate değer eserleri olması bakımında ifade etti. Dede Korkut kitabı destan özelliği taşıyan hikayeler. Evet destan özelliği taşıyan hikayelerden bahsetti. Bu hikayeler devam ediyoruz. Hikayelerde 12. yüzyılda Anadolu'da Anadolu'ya gelen Oğuz Türklerin iç ve dış mücadeleleri içeriği hakkında ve yüzyıl bakımda bana bilgi verdi. Bu hikayeler Türk Edebiyatı'nın geçiş dönemi sayılan 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya, yazıya geçirildiği dönemle ilgili bilgi verdi arkadaşlar. 15. ve 16. yüzyıllar üzerinde söyledi. Bu kitap Türklerin Şamanizm'den Müslümanlığa geçiş, e, bakım burada Türklerin Şamanizm ile Müslümanlığa geçiş derken artık da dinsel anlamda bir geçiş ürünü olduğu hakkında bana bilgi verir. Göçebelikten yerleşik hayata, evet hayat şeklinin üzerinde bilgi verdi. Şiirden düz yazıya geçişlerini örneklen tarihi bir belgedir bir de belge özelliğini söyledik. Seçenekler üzerinde giderse Oğuz Türklerin anlattığına evet arkadaşlar bulabiliriz. Türk dilinin en güzel örnekleri üzerinde ilk cümle üzerinde verilmişti. Görebiliriz arkadaşlar. Tarihi bir belge niteliğinde son cümle üzerinde baktığımızda görürüz arkadaşlar. D seçeneği içinde kaç öykünün bulunduğu. Arkadaşlar kaç öyküyle ilgili değil de burada hangi yüzyıl içerisinde gerçekleşti hakkında bana bilgi verdi. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacak. E de Türk Edebiyatı'nın geçiş döneminin yazıya geçirilmesine baktığımız zaman doğrudur diye söyledik. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bu parçada asıl olarak aşağıdakiler hangisinde söz edilmektedir diye ifade etti arkadaşlar. 19. yüzyıl romanlarında uzun uzun betimlemeler vardır uzun uzun betimlemeler vardır. Yani bir doğa parçası bütün ayrıntılarıyla anlatılır, ayrıntılarıyla anlatılır. Bir insanın başında gözünden uzun söz, uzun uzun söz edilir. Çünkü o zaman sinema ve kadar sinema o kadar gelişmemiş, televizyon yok. Anlatılanları okurun gözünde canlandırabilme. Bakın, anlatılanları okurun gözünde canlandırma bir amaç söz konusu arkadaşlar. Yazar her şeyi en küçük ayrıntısına kadar vermek zorunda. Küçük ayrıntısına kadar vermek zorunda hissediyor kendine. Bugün için böyle bir şey söz konusu değil. Artık görsel belleğimiz çok daha zengin. Görsel bellek üzerinde zenginlik üzerinde ifade etti. Yazarın yapması gereken en işlevsel ayrıntıları seçip küçük bir noktaya yerleştirmek. Okurun da bu küçük noktaları birleştirip bir resme dönüştürmesi. Birleştirip yani yorum yaparak onlara anlam yükleme durumu söz konusu oluyor. Sanamaktır. Bu öykü içinde çok önemli. Çok önemli çünkü öyküde ekonomik bir dil kullanma. Yani duruluk ilkesi üzerine gidebilir. Zorundasınız. Bir sözcük bile fazla olmamalı asıl olarak söyledi arkadaşlar. Hangisi söz edilmektedir diye ifade ettik. 19. yüzyıl romanlarında ayrıntılara fazlaca yer verildiğine, günümüzde görsel zekanın daha donanımlı olduğuna, görsel zekanın daha donanımlı, yazarın yapıtlarında kullandığı her ayrıntının bir görevi olması gerektiğinden, öykü yazanı, yazmanın roman yazmaktan zor olduğundan, Eş seçeneğine baktığımız zaman fazla detayın okuru olumsuz etkilediğinden olumsuz yanına etkilediğinde yanına baktığımız zaman arkadaşlar C seçeneğinde yazarın yapıtlarında kullandığı her ayrıntı bir görevi olması gerektiği üzerinde bir açıklama yaptığını söyleyebiliriz. Doğacağımız C seçeneği olacak. 29. soruya gelelim arkadaşlar. Yukarıdaki numaralı cümlelerle, cümlelerle anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturulmak istense baştan ikinci cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Arkadaşlar birinci cümleyi bulmamız için bir keresinde A seçeneği olmaz. Çünkü açıklamaya dayalı olarak bir şey olabilir. Yani birinci cümle. ikinci cümle 21. yüzyılda yaklaşırken Türk şehrinin yaşaması ve asıl kimliğine yeniden kavuşması için bir şeyler yapmak gerekiyor. Genel bir yargı olabilir arkadaşlar. Bir kere diyorsa bu kendinden önceki bir açıklamayı ifade ettiği için bu da olmaz arkadaşlar. Devam edin son gelişmeler. Evet arkadaşlar, burada olmaz çünkü daha çok açıklamaya dönükler. Yok olan her bir ümidin ardından yok olan en baştan başlanarak. Bunlar birbirini tamamlayan özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar, iki numaralı seçenek üzerinde 21. yüzyıla yaklaşırken Türk şehrini yaşaması ve asıl kimliği yeniden kavuşması için bir şeyler yapmak. Bakın bu şeyler nelermiş? Bir bakalım nelermiş? Bir kere kendisini bu toprağa ve geleneksel değerlere bir bağlı hissetme. İkincisi, ülkede iletişim kanallarının delilerinde tutan odakların şartlandırmalarından kurtulma. Bakın baktığımız zaman neler olduğu hakkında bana bilgi veriyorsa arkadaşlar, o zaman biz 2'den sonra 3'ün geldiğini görürüz. Bizden de istenen ikinci cümleydi. Dolayısıyla arkadaşlar C seçeneği olarak işaretleriz. Devam edelim. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi? Asıl anlatılmak istenen üzerinde gidelim Arkadaşlar. Bir edebiyat ürününün yarına kalırlığını salt diline bağlayamaz. O zaman sadece dil üzerinde olmaması gerektiğini ifade etti. Dili kadar seçilen konunun işlenişi de önemlidir. Evet. Ne var ki kimileri için yarına kalma ölçüsü dil ve işleyişten çok konudur. Konunun toplumca sevilmesi, benimsenmesi gerekir. Evet. Ama bu da her zaman için yeterli değildir. Eksikliğinden bahsetti arkadaşlar. Yayınlandığı günlerde konusu yönüne çok beğenilen el üstünde tutulan bir yapıt geleceğe kalmayabilir. Bakın geleceğe kalmayabiliyorsa o zaman içerik konusunda bir eksiklikten bahsedebiliriz. Çünkü bir yapıtın kalıcılık kazanması yani sonraki döneme kalabilmesi Dili ve konunun işlenişi, dili ve konu işlenişi kadar içeriğin de yeni olması, arkadaşlar o zaman kendine ait bir özgünlüğü ifade etmesi gerektiğini anlayabiliriz arkadaşlar. A seçeneğimize bakalım. Özgün bir konuyu iyi bir üslupla işleyen eser unutulmaz. Evet, bu söylediklerimizi yansıtan en iyi doğru, dola, do, dolgun olarak arkadaşlar A seçeneği söyleyebiliriz. Doğru o zaman A seçeneği üzerinde bir e, işaretleme yaparız arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. Bir bu parçada sözü edilen romanla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diye ifade edildi arkadaşlar. Gerçek sanat eserine özel biçim biçim tam bir uyum içinde. Bakın özel biçim tam bir uyum içinde olmalıdır. Birbirini tamamlayabilecek özellikle söz konusu olması gerekir. Sanat eserinin başarısı bu uyumla, uyum üzerinde olacak tamamlaması gerekir. Ne yazık ki bu romanda bunu bulamıyoruz. Eksikliğinden bahsettiğini söyleriz. Yazar öze uygun bir biçim kuramıyor. Bazı parçaları yok yere uzatıyor ya da tersine çok kısa geçiyor. Eks yazarın eksikliği üzerinden bahsetti arkadaşlar. Olayların akışında boşluklar şişkin, bakın boşluklar, şişkinlikler kovalıyor. Gereksiz ifadeler üzerinde yorum yapabiliriz. Öte yandan düşünceler eylemle beraber gel gelişmiyor. Yani birbirini tamamlamayan özellik üzerinde söyleriz. Bundan ötürü de kuru ve cansız kalıyor. inandırıcı olamıyor. Yani okur bakımından zayıf kaldığını, okurun bunu tercih etmesi bakımından zayıf kaldığına dönük bir yorum yapabiliriz. Oysa sanat eserinde düşünce elmanın içindeki besin gibidir. Yani aslında nedir? Okundukça zevk alması gereken bir durumdan bahsetti. Bakalım arkadaşlar A seçeneğimize bakalım. Olayların anlatılışında kopukluklar evet seçenekler üzerinde varmıştı. Baktığımızda cümle içerisinde teknik yönden zayıf olduğundan birbirini tamamlaması, anlatım hakkında sıkıntı olması içerik teknik yönden zayıf olduğunu ifade etti. İçeriğine uygun bir anlatım biçiminin yazılmadığına evet arkadaşlar bunu da görebiliriz. İçeriğinin iyi anlaşılmadığına bakın Gereksiz bölümlere yer verilmediğine zaten şişkinlik ve özanlıdan ifade etmiştik boşluk. Dolayısıyla içeriğin iyi anlaşılmadığı ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacak. Bu parçada çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Evet unutmayalım arkadaşlar en kapsamlı yargı üzanı söyleyebiliriz. Bir şehrin anılarını o şehre ait sanat eserleri kadar kim saklayabilir? Arkadaşlar şu cümle aslında paragrafın özünü oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şehrin anıları, o şehre ait sanat eserlerine aranması gerektiğini, aslında şehre de aynı zamanda bir kimlik yükleyebildiği ile ilgili bir çıkarımda bulunabilirim. Şehrin tarih boyunca yaşadığına yaşadığı maceralar, bazı bazı gerçekleştiği hayaller, devir devir gördüğü rüyalar hep o eserlerde. Bakın yine sanatsal eserler üzerine gitti. Renklerde, çizgilerde, taş duvarlarda yazılıdır. Okunacak hiçbir roman veya biyografi bize tarihi eserler kadar içli, onlar kadar sahi bir hikaye yaratmayacaktır. Bakın daha sonra oluşturan biyografi ve diğer bakımda roman dediğimiz eserler sanat eseri yani daha önceki durumu özetleyemediği, anlatamadığı hakkında bir çıkarımda bulunmuş arkadaşlar. Ataların eserlerini korumayan nesiller evlatlarından nasıl bir davranış bekleyebilir? Evet, şehrin kimliğini koruyamazsak gelecek kuşaklara kim olduğumuzu nasıl anlatırız. Evet arkadaşlar şu cümle de bizim açımızdan önemlidir dedik. Bakalım bir şehrin sanat eserleri yok edilirse kültürü de yok edilmiş olabilir. Bu şu anki cevap şey bulabileceğimiz en kapsamlı yargı en yakın seçenek olarak değerlendiririz. Ve seçeneğinde bir şehrin anılarını yalnızca o şehre ait sanat eserleri sadece üzerinde durdu. C seçeneğinde roman veya biyografiler tarihi sanat eserleri kadar canlı yansıtmaz arkadaşlar ama en kapsamlı olduğu için bu sadece roman ve biyografi üzerine ifade etti. D seçeneğinde tarihi eserlerini koruyamayan toplumların geçmişleri hakkında hiçbir şey Bakın öğrenilemez. Öyle bir durumda böyle bir sonuca ulaşamayacağımızı söyleyebiliriz. Toplum şehirlerin geçmişini en güzel şekilde yansıtan tarihi eserleri tanımıyor. Burada toplumdaki eksiklik üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Hayır arkadaşlar o zaman seçenek olarak arkadaşlar A seçeneği paragrafı en kapsamlı şekilde özetlediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak. 33. soruya gelelim arkadaşlar. Bu parçada asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden asıl üzerine gidelim. Her doğru doğruyu söylemeye gelmezmiş. Bir takım doğrular yaymamak, çok çokluktan, kamudan gizlemek gerekmiş. Bakın dikkat ettiniz mi? Bakın gelmezmiş, Hepsi olaya ne oldu arkadaşlar? Şüpheyle yaklaşıldı. O zaman devam edelim. Peki bir doğruyu söylememek, gizlemek, o doğrunun yayılmasını önlemeye çalışmak, yerinde duran yalanı sürdürmek değil midir? O zaman karşı çıktığı durum söz konusu yalanla ilgili bir durumdan, bir yargıdan bahsetmesi gerektiğini anlayabilirim. Yalanın yalan olduğunu bilerek gene sürmesine izin vermeye hakkınız var mıdır? Bazı yalanlar kutsalmış, onlara dokunmaya gelmezmiş. Bakın sürekli hep karşı eleştiren bir durum, tavır var. Bir şeyin yalan olduğunu anladık mı kutsallığına artık inanmıyoruz demektir. Bunun için kutsal yalan sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak hem katlı hem de biçimsiz olduğunu söylemek gibi bir saçmalıktır. Evet. Seçenekler üzerine baktığı zaman yalanın tarifi etmenin zorluğu, tarifle ilgili bir durumdan bahsetmedi. Gerçekleri gizlemenin mümkün olmadığı, mümkünle ilgili bir durumdan bahsetti. Her doğrunun her yerde geçerli olduğu, evet arkadaşlar yine bunu gönderebiliriz. Yalanın her koşulda yanlış olduğu bakın hep şüpheyle olaya yaklaşıldı. Herhangi bir değer de yükleseniz yalanın kendi içerisindeki özelliğinden onu uzaklaştıramazsınız. Yani kendi taşıdığı kavram üzerinde, kalırlığı üzerinde bir yorum yapıldığını söyleyebiliriz. E seçeneği üzerinde yalanı sürdürmenin doğruluğu. Hayır arkadaşlar doğru cevabımız o zaman de seçeneği olmalıdır diyoruz. Evet Tekrardan bir paragraf birleştirme ile ilgili bir soru olduğunu görebiliriz. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olması gerekir? Arkadaşlar bizim yapmamız gereken temel noktalardan bir tanesi nedir? Bizim giriş cümlemizi bulmamız lazım. O zaman bir giriş cümlesi olamaz. Büyük kentlerin çoğunda park ve bahçeler meydanları yol kenarlarında uluçlanan ağaçları süsler. İkiyi alabiliriz arkadaşlar. Peki devam ettiğimiz zaman... Burada süsler. Şimdi seçenekler üzerine baktığımız zaman ağacın dış kabuğu zehirli maddeleri emerek karardığından, bakın karardığından parça parça dökülür ve altında sağlıklı yeni bir kabuk ortaya çıkar. Çanarın bir başka özelliği de bakın saydıktan sonra daha sonraki aşamada gerçekleşen bir durumdan bahsedildiğini söyleyebiliriz. Dip bölümünün kış toprağı tomurcuklarını bir külah gibi örterek onları soğuktan korumasıdır. Beşinciye de bakalım. Gövdenin bu gri ve yeşil yamaçlı görünümü yalnızca çınar ağaçlarında özgüdür. Arkadaşlar biri aldık arkadaşlar. Sonraki baktığımız zaman şuradaki eylemin sebebi üzerine gidersek biri alırız arkadaşlar. Çünkü kentlerin isli kükürtlü havasına çınar kadar dayanıklı bir başka ağaç yoktur dedik. Seçeneklerde baktığımız zaman bakın kararmak ve isli üzerine bir anlam üzerine gidersek bulabiliriz arkadaşlar. 3 ile bir ürünü tamamladık arkadaşlar. Bizden istenen dördüncü arkadaşlar. Devam edelim. Devam ettikten sonra bakalım karardığında parça parça dökülür. Bakın parça parça dökülen bir durumdan bahsetti ve altından sağlıklı yeni bir kabuk ortaya çıkar. Gövdenin bu gri ve yeşil yamalı görünümü yalnızca çınar ağaçlarına özgüdür. Çınar'ın bir başka özelliği de devam ettiği zaman o zaman 5 numaralı seçenek gelecek arkadaşlar. Daha sonra 4 olacak. Seçeneğe baktığımız zaman arkadaşlar dördüncüsü yani E seçeneği olduğunu görürüz. 35. soruya gelelim arkadaşlar. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye ifade edilmiş. Bir yerde yaşamayı sevmek için orada kesinlikle hatıralarınız olması gerekir. Bakın yaşamayı sevmekle ne üzerinde bir bağlantı kurmuş? hatıralar üzerinde bir bağlantı kurmuş arkadaşlar. Yani yaşadığınız yerin değerli olabilmesi, kalıcı olabilmesi, yaşanır hale gelmesi hatıralarla ilgili olduğu üzerinde bir yorum yapabiliriz. Öyle olmazsa evler birer duvar yığını, caddeler yabancı bir yer gibidir. Yeni bir eve taşınmanın insanı alışılması güç duruma getirdiği duygunun nedeni aslında geçmişin izlerini barındırmaması. Bakın yani orada yaşanırlık ya yani da paylaşmışlık üzerinde bir durumdan bahsedilmemesinden kaynaklı bir olumsuz durum ortaya çıktı. Ne olursa olsun o eski günlerdeki sokak muhabbetleri burada artık görülmez olur. Şehrin gürültüsünde uzak kaldığı bu yeni evi sevemezsin ta ki yeni anıların biriktirmeye başladığı zaman. O zaman bir yeri sevmenin neyle tamamen olması gerekir, örtüşmesi gerekir? anılarla, hatıralarla olması gerekir. Bizden de vurgulanmak istenen düşünce, ana düşünce üzerine gidelim. A seçeneği üzerine baktım. Yeni gelince gerçeklerden kaçırmak gerekir. Yeri gelince öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. A seçeneği B de şehir hayatını insanı bireyselleştirdiğinden, bireyselleştirme ile ilgili bir durumdan bahsetti. Hayır arkadaşlar. C seçeneği hatıraların yaşadığımız yerlere anlam ve değer kattı. Yani bir şehrin yaşanabilmesi için orada ne olması lazım? Onu benimseyebilmesi lazım. için için de arkadaşlar anı üzerinden, hatıra üzerine gittiğini söyleyebiliriz. Doğru, dolayısıyla arkadaşlar parça parçada anlatılmak isteneni en iyi şekilde vurgulayan cümlenin C seçeneği olduğunu söyleriz ve doğru cevabımız C'dir diye ifade ederiz. Parçanın anlam bütününü sağlamak için numaralamış yerlerden hangisine doğanın bu değişmez yasasını bakın bu değişmez yasasına bakalım. İnsanı saliseler kadar dar zamanlarda yeni yaratımların yaratıcı, yaratıcısı olma gücünün sonucudur cümlesi getirilmedir. Her buluş, her yaratı ortaya konduğu ilk andan itibaren eskimeye başlar. Devam edelim. Yetinmeme, sürekli değişim içinde olma anlamına gelen bu güç, bakın dikkat ederseniz, bu güç dedi değil mi? Bana bir anahtar ve kelime verdi. Seçeneklerine baktığımız zaman yaratıcı olma gücünün sonucudur dedi. O zaman bunlar üzerine bir bağlantı kurabilir miyim? Evet devam edelim. Doğa karşısındaki yenilmezliğini sağlar. Üçüncü cümlemize gelelim arkadaşlar. Yok edilen her şeyi yeniden yaratacaktır insan. Dördüncü cümlede hatta kendi bile bazı şeyleri yok edecektir. Yerine yenisini koymak için, yaşamını yenilemek için. Beşinci cümlede insanın doğayla olan mücadelesidir bu. Arkadaşlar dikkat ederseniz yerlerden diyor hangisine dedi. Yani hangisine derken o zaman bizim iyi bir şekilde düşünebilmemiz lazım. Her buluş, her yaratı ortaya konduğu ilk andan itibaren eskimeye başlar. Bakın eskimeye başlaması bu bir, bir kuraldır arkadaşlar. Doğanın bu değişmez yasası insanın saliseler kadar dar zamanlarda yeni yaratmanın yararısı olma gücünün sonucudur. Yetinmeme, sürekli değişim içinde olma anlamına gelen bu güç, evet, insanın doğa karşısındaki yenilmezliğini sağlar. O zaman seçenekler üzerinde bakarsak B seçeneğin bunu tamamladığını söyleyebiliriz. Doğru cevap de, B seçeneği olacak arkadaşlar. 37. soruya gelirim arkadaşlar. Bu parçadan hareketle garip akımı şairleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hanginesine ulaşılamaz arkadaşlar? Garip akımı bizim şiir geleneklerimizden yararlanmadı. Bakın şiir geleneklerimizden yararlanmadı. Uzak doğudan gelen bir şiir anlayışın etkisinde kaldı. Uzak doğudan gelen bir şiir anlayışın etkisinde kaldı. Devam edelim. Bir şiir anlayışın etkisinde kaldı. Onlardan farklı olarak bizim toplumumuzun küçük kent insanlarını anlattı. O zaman farklı olarak küçük kent insanlarının hayatlarını anlattı. İnsanlığın geleceği üzerine düşünceler üretmedikleri, bir, bir takım özlemler çekmedikleri için ya da bu özlemlerinin şiire yansıtmadıkları için garip şiirlerin ulusa ulusçuluk, insancılık sorununda bir bocalama olmadı. Evet, böyle bir üzerine gidelim. Ulaşılamaz. Şiirlerinde geleneksel şiirimizin özellikleri görülmez. Evet. Sıradan kent insanları anlatmışlardır. Evet. Şiiri duygu ve düşüncelerini anlatmada araç olarak kullanmışlardır. Yabancı bir şiir anlayışının etkisinde kalmışlardır. Edese yaşama sevincini dile getirmeye çalışmışlardır. Şimdi arkadaşlar yabancı bir şiir anlayışı baktığımız zaman Uzak doğuda gelen bir şiir anlayışı o zaman D seçeneğini de elerim. Şiiri duygu ve düşünceleri anlatmada araç olarak kullanmışlar mı? Kullanmamışlar arkadaşlar. Zaten düşünce üretmedikleri bir takım özlemler çekmedikleri için ya da bu özlemleri şiire yansıtmadıkları için diye devam eden cümle bunu tamamlar. Ama yaşama sevincini dile getirmeye çalışan yani yaşama sevinciyle ilgili bir durumdan bahsedilmediğini görürüz. Doğru cevap E seçeneği olacak arkadaşlar. 38. soruya gelelim arkadaşlar. Bu parçada aşırı da hangisi vurgulanmaktadır? Yani bir ana düşünce üzerinde de ifade edilen bir kavram üzerinde gittiğini söyleyebiliriz. Kendimizi kaptırmamaya çalıştığımız çocukça yakışıksız bir huyumuz vardır. Dertlerimizle kendimizi acındırmak, mağdur gibi görünmek. Bakın burada dertlerimizi kendimize acındırmak mağdur gibi görünmek. Başarımıza gelenler, başımıza gelenleri büyütür, şişirir. Karşımızdakini acındırmak isteriz. Nedense başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz. Ama soğukkanlı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi onlara darılır kızarız. Bu insanın kendiyle çelişen kısmını par parça üzerinde gösterdi. Dertlerimizi anlamaları yetmezmiş gibi üzülmelerini de isteriz. Fazladan bir şey talep etme düşüncesi söz konusu. Oysa ki insan sevincini büyüterek anlatmalı üzüntülerini kısaltarak burası önemli büyüterek anlatmalı kısaltarak kendini boş yere acındıran gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Asaçerimize gidelim insan doğasının farklı olduğu bunu gönderebiliriz arkadaşlar seçenek üzerinde. Ee, sadece onun üzerinde bir vurgulama olmadığını söyleyebiliriz. B seçeneğinde bencil insanların başkalarının dertlerini dinlemedi. Sadece bencil insanlar üzerinde. Çünkü genel bir yargı olması lazım. C seçeneğinde kendini övme alışkanlığını iyi bir davranış olmadı. Sadece kendini övme alışkanlığı üzerinden bahsetti. Göndeririz arkadaşlar. Kendi sıkıntılarımızı abartarak anlatmanın doğru olmadığı verilen ve anahtar kelimeler üzerinde baktığımız zaman D seçeneğinin verilen kısımla vurgulandığı ile ilgili yapabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru arkadaşlar D seçeneği olacak. 39. soruya bakalım arkadaşlar. Sorumuz bu parçada yazarla ilgili olarak yargılardan hangisi ve hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? Gidelim. Gençken gösterişli olsun diye okurdum. Gö gösteriş olsun diye okurdum. Sonradan biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım. Sonradan okuma ve inceleme. Tabi temelde ne vardır? Kendini yetiştirmek yani kazanım olarak yüklemek adına söyleyebiliriz. Şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bir işi. Şey. Evet sadece oyalanmak için, vakit geçirmek için. Dördüncü cümlede çıkar sağlamak aklımda bile geçmedi. Evet. Dört, beşinci cümlede kitaba karşı içimde beni paradan uzaklaştıran aşırı bir sevgi vardır. Evet aşırı bir sevgiden bahsetti. Altıncı cümlede yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi. Evet şimdi soruya dönelim. Bu parçada yazarla ilgili olarak birinci kısma bakalım cümlemize. Okuma alışkanlığınız zamanla değiştiğini itiraf eden bir. Evet burada bir öz de aslında söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir mutlaka olmak zorunda arkadaşlar. Birin olmadığı seçeneklerini silelim arkadaşlar. A ve D seçeneklerimiz kaldı. Yazarın okumayı çıkar sağlamak için gerçekleştirmedi. Son cümlede, parçanın son cümlesinde ifade etmişti arkadaşlar. Doğru cevap o zaman değerlendirelim. O zaman D seçeneği olduğunu görürüz. Yani birinci ve ikinci numaralı cümlelerde parça ile ilgili, yazarla ilgili anlatılanları en güzel şekilde ifade ettiğini söyleriz. Doğru cevap o zaman D olacak. Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde yargı gerekçesiyle verilmiştir. Birlikte verilmemiştir diye söylüyor. Evet arkadaşlar dikkat edelim. Dönelim arkadaşlar. Parçamıza dönelim. Gençken gösterisi olmak amacıyla okudum. Bakın gerekçe olmak amacıyla okudum. O zaman bir de var arkadaşlar. Sonradan biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya amacıyla yine aynı şekilde söyleyebiliriz. Evet. Üçüncü cümlemize bakalım. Şimdi ise vakit geçirmek amacıyla oyalanmak için Evet arkadaşlar üçüncü cümlenizi de ifade edebilirim. Dördüncü cümle ise arkadaşlar çıkar sağlamak aklımda bile hi, bile geçmedi. Kitaba karşı içimde beni paradan uzaklaştırmak aşırı bir sevgi vardı. Altıncı cümlede ise yalnız kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla. Evet arkadaşlar o zaman geriye bizler ne kaldı arkadaşlar? 4 ve 5 numaralı seçenekler üzerine kaldığını söyleriz arkadaşlar. Seçenekler üzerine arkadaşlar o zaman D seçeneğini işaretlemiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru çözümümüz burada bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.